Milliyetçi Hareket Partisi lideri Doktor Devlet Bahçeli, partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Bahçeli, Pençe Kartal iki harekatında çatışma sırasında şehit olan 3 askere ve PKK tarafından katledilen 13 vatandaşımıza Allah'tan rahmet diledi. Ölürsem şehit, kalırsam gazi diyen bir milletin mukavemetini kıracak, muradını kırpacak, muvaffakiyetini kısıtlayacak bir kuvvet dünya üzerinde henüz görülmemiş ve tezahür etmemiştir. Etmesini beklemek ise boş bir gayret, boşuna bir emektir. Bu vatan inanmış vicdanların şükür duası, toplu çarpan yüreklerin maddi nimeti, manevi ihtişamıdır. Hazreti Mevlana'nın semalarımızda uçuşan manevi muhafızlarımızı takdim ve tarif eden şu sözleri ziyadesiyle kayda değerdir. Diyor ki, görünüşte şehit olmuş ama gayb aleminde diri, düşmanın gözünde tutsak, halbuki kendi aleminde padişahlar padişahı. Tarihi varlığımızı birilerinin lütfuna borçlu değiliz. Bağımsızlığımızı birilerinin sponsorluğuyla kazanmış değiliz. Bu coğrafyayı çekilişten kazanmadık, fonus diye almadık. Kan verdik, can verdik, bu topraklara vatan dedik. Bahçeli açıklamasında Kandil'e bir şafak vakti, Türklüğün şanlı bayrağı dikilmeli, Mahmur'daki terör kampları yıkılıp yakılmalıdır, Sincar'ın yerle bir edilmesi artık hayat memat konusudur dedi. Terörü hilesiz ve hilafsız kınamayan, kurduğu cümlelere amaları, fakatları, el yapımı patlayıcı gibi konuşlandıran, zevairi kurtarabilmek amacıyla, kanlı örgütün adını anmaktan bile imtina edenler, sadece korkak değil, sadece kokuşmuş değil, aynı zamanda terörün irili ufaklı koçbaşlarıdır. Erhan Pekçetin, Aydın Günel, Sedat Yapalak, Vedat Kaya, Semih Özbey, Hüseyin Sarı, Mevlüt Kahveci, Sedat Vardar, Ümit Gıcır, Adil Kavaklı, Müslüm Altıntaş, Sedat Sorgun, Süleyman Sungur, düşman tarafından bir mağarada katledildiler. Bu katliam yeryüzünde çok nadir görülen bir canavarlık örneğidir. Bir mıh gibi çakıldığı milli hafızadan asla çıkmayacaktır. Bahçeli açıklamasında HDP'nin kapatılmasına yönelik de çağrısını yineledi. Terörle yaşamaya alışalım mı diyeceğiz? Yoksa terörün bütün şirretliklerini ve habis kamburlarını hayatımızdan çekip çıkarmaya mı odaklanacağız? Herkes nerede durduğunu gözden geçirmelidir. Pozisyonunu, niyetini, düşüncesini, ilişki ağlarını yeni baştan kontrol etmelidir. Demokrasiyi yozlaştıranlara sessiz mi kalacağız? Yoksa hakkın ve hukukun safında toplanarak milletin çelikten iradesiyle günahkar bölücüleri doğduklarına pişman mı edeceğiz? Bilinmelidir ki dağda elde edilen stratejik ve mukayeseli üstünlüğü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kaybetmeye, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde eritmeye ne sabrımız ne de tahammülümüz kalmıştır. Türk devletinin ekmeğini yiyip havasını soluyan, hazinesinden geçinip imkanlarından yararlanan, sonra da dönüp bu devletin varlığına diş bileyen, nifak saçan, suikast düzenleyen, teröristlere güzellemeler yapan siyasi terör safralarının yakasından tutmak, millet vekaletinin iffetini taşıyan her muhterem milletvekili için namus meselesidir. Bebek katiline sayın diyen milletvekilleri istemiyoruz. Teröriste gerilla diyen milletvekillerine katlanamıyoruz. Sırtını PKK'ya, YPK'ya dayayan, terörist cenazelerine katılan,
icazetli Kandil ve İmralı'da alan hainlere milletvekilliği haramdır görüşündeyiz. Yeter artık, sabır taşı çatladı, bıçak kemiğe dayandı. Bu mesele varoluş, yok oluş meselesidir. İp inceldiği kadar incelmiştir. Kopacağı varsa zaten kopacaktır.